Sevgili arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bu yılki 2025 tayfaya özel bir duyuru videosu aslına bakarsan karşımızda da Barış yayınlarından Barış Çelenk hocamız var. Barış Çelenk hocam iyi akşamlar. Hocam iyi akşamlar. Ee, gençler iyi akşamlar. Ee, hocam iyisindir inşallah. Vallahi iyiyiz İsmail hocam ya işte e, kitabı baskıya gönderdik şimdi çıkmasını bekliyoruz heyecanla. Ee, tabi bu arada durmuyoruz AYT kitabında e, şu anda son demleri artık onu da e, dizgi aşaması bitmek üzere e, basıma göndereceğiz gibi yani böyle bir <laughs> tasihlerden sonra. Aynen hocam ee, biz TYT kitabını hazırlarken sizler için gençler AYT de bir yandan hazırlanıyordu ama tabii önceliğimiz TYT'ydi e, ufak baskı aksamaları oldu o yüzden söz verdiğimiz tarihi de biraz geciktirmiş olacağız ama merak etmeyin. Ee, çok güzel bir program ayarladık sizler için. Ve bu program dahilinde de e, AYT'yi de TYT'yi de geç kaldırmadan sizleri e, üstesinden geleceğiz. Mutlaka zamanı da yetiştireceğiz zaten. E, hocam Barış Yayınları video ders kitabı oldu. SML evet. Hoca konu anlatımlı. SML Hoca soru çözümlü bir kitap olacak bu. Evet. E, kitabın tamamının çözümleri ve konu anlatım kısımları da yine benim kanalımda olacak. Evet. E, kitap hakkında hocam. Çok fazla emeğin geçti. Yani benim emeğimi burada tartışacak olursak kitap için. Aslına bakarsan devede kulak kalıyor. Daha çok senin elindeydi sorulara. Daha çok sen uğraştın kitapla. Ben de bu kitabın aslına bakarsam bir yüz olacağım YouTube'da. Kitabı daha çok sen tanıyorsun hocam. Ben tamamını çözdüm tabii ama ben de tanıyorum. Ama daha çok senin elindeydiği için kitap hakkında... ...öğrencilerimizi biraz bilgilendirici... ...şeyler rica ediyoruz senden. Evet, eyvallah hocam. Şimdi tabii daha önce... ...Barış Yayınları'nı çözen... E, ...öğrencilerimizden... E, ...kitapların içeriğiyle ilgili... ...böyle bilgileri... E, ...bilen öğrencilerimiz vardır mutlaka. Şimdi kitap... E, ÖSYM bakış... E, işte ...kazanım bakış, barışça bakış... ...gibi böyle e, belli kademelerdeki... ...testlerden oluşmakta. Burada da gene aynı şekilde ama bir tek... Barışça bakışı kitabın içine dahil etmedik ki o e, bizim kamp programında e, gene e, size vurgulayacağımız noktalardan bir tanesi olacak. Burada bir kazanım bakış, arkasına bir ÖSYM bakış ve daha sonra bir SME'le bakış e, testlerimiz e, olacak. O şekilde ilerleyecek kitap. E, kitabın e, ÖSYM bakış kısmını daha önceki kitaplarımızda çözen öğrenciler e, kavramsal haritasının çok yüksek olduğunu bilirler. Biz burada aslında ÖSYM bakış noktasında hep şunu hedefliyoruz hocam. Ee, ÖSYM'nin çıkmış olan değil de e, sorular üzerindeki kurgularını, kazanım üzerindeki kurgularını nasıl yeni nesil ya da beceri temelli sorular üzerine oluşturduğu, inşa ettiği noktada. Biz de gene bu kitapta e, buna çok e, önem gösterdik ve ağırlık verdik. Yani her bir konu bazında e, yaklaşık işte minimum 15-20 aralığında bir ÖSYM bakış kısmımız mevcut Hı -hı. ve bunun üzerine kurduk. Ee, öncesine dönelim. Bir de kazanım bakış kısmımız var. Bu da konuyu e, neticede bu bir konu anlatımlı kitap olacağı için Hı -hı. E, başlangıç aşamasında bir e, işte her e, kazanıma ayrı şekilde e, soru tipi yerleştirdik. E, bu e, kimisi işte genelleştirilmiş sorular ama kimisi özgün sorular olacak şekilde konuyu iyi kavrama adına böyle bir adım yaptık. Hemen arkasına işte Öl sevme bakış sonra SML'e bakış. Aslında işte sen de çok iyi biliyorsun burada hani barışça bakış sorularımız da vardı. Hı hı. Onları biz biraz aslında sürpriz olsun diye sakladık. Hı hı. Nereye? İşte kamp programını açıkladıktan sonra öğrencilerimizin hepsi görecek. işte sen belli bir kısım çözdükten sonra sonra devreye ben gireceğim. Orada evet. bir iki benim dokunuşum olacak. Valla şahane bir program olacak. Heyecanlıyız. Yani çok keyifli. Hani yeni projeler her zaman için heyecan verir. Burada bizim odak noktamız işte öğrenciye gerçekten matematik adına yapabileceği her şeyi sunmak. Onlara bu bilgilerin tamamını vermek. Bakalım. Yani güzel bir şey oldu. Aksamasının nedeni de aslında hani İsmail Hocam orada çok e, durumu böyle e, işte biraz hani baskı vesaire noktasında tabii e, bizim sıkıntılarımız oldu ama biz son bir, bir haftalık daha böyle bir ara evet, istedik, bir, bir, dokunuş daha istedik bir dokunuş daha yapmak istedik açıkçası. dokunuş daha yapmak istedik gerçekten. İçimize sinen bir kitap oldu. Ee, Aynen. Vallahi güzel oldu evet, evet. Hocam sonuna kadar içime sinen bir kitap oldu. Ee, yani hani sonuç olarak e, birçok konu anlatımlı kitap var. Ee, tamamından öğretmenler ders anlatabilir. Ama hani ben e, bununla ders anlatacağımı düşündükten sonra kitap oluştuktan sonra ben bununla ders anlatacağım. Ben bu kitabın sorularını çözeceğim. Diye açıkçası hem e, biraz gurur duydum hem böyle bir onuru oldum hem de öğrencilerime bu, so bu tarz soruları gösterebileceğim için de inanılmaz derecede mutlu hissettim kendimi. Benim ki e, birazdan kitabın içeriğini öğrencilerimize gösterdiğimiz zaman onlar da aynı hissiyatı bir nebze de olsa alacaklar. E tabii e, soruları çözmek gerekiyor o hissiyatın tamamını alabilmek için ama e, birazdan içeriğini gördüğü zaman da öğrencilerimiz aynı heyecanı hissedecekler ki kamp programında evet. da güzel e, ufak tefek Sürprizlerimiz de var değerli öğrencilerimize. Şimdi evet. hocam kitabın içeriğine yavaş yavaş geçmek istiyorum izninle. Evet ee, hocam. Kitabımızın kapağı bu gençler. Ee, biraz şöyle aşağılara indiğimizde kitabın künyesi karşılıyor direkt ilk sayfada bizi. İçindekiler kısmı, içindekiler kısmı klasik TYT konuları açıkçası. Temel kavramlardan başlıyoruz ve veri analizi ve grafikler kısmına kadar devam ediyoruz. Daha sonrasında ilk konumuz temel kavramlar, basamak kavramı, bölme, bölünebilme, asal sayı ve çarpanlar ayırma, EBOB-EKOK ve rasyonel sayılar. Şimdi buna biz bölüm 1 diyoruz. Toplamda da 7 tane bölüm var kitapta. İlk olarak her bölüm kazanım bakışlarla başlıyor. Bu temel kavramların kazanım bakışı gençler. İşte klasik rakamla başlıyoruz. Daha sonrasında yine kazanım sorularıyla hareket ediyoruz. Konu anlatımımızı burada yapıyoruz. Her sorunun altında bu şekilde ufak böyle opaklığı düşürülmüş güzel tatlı bir kareli zemin hazırladık. Yeterli miktarda kazanım örneklerinden sonra yine konumuza devam ediyoruz ve ardından ardışık sayıları da gösterdik. Bakın arkasından hemen turuncu sayfalarımız geliyor. Turuncu sayfalarda ÖSYM'nin az önce de bahsettiğimiz gibi açıkçası ÖSYM'nin perspektifinden bakmaya çalıştığımız sorular var burada. ÖSYM bakış. E, ÖSYM'nin bakış açısından değerlendirdiğimiz sorular var e, Turuncu sayfalar diyeceğim ben bunlara kamp boyunca ÖSYM bakış dediğimiz kısım e, Burada da yeterli miktarda bakın yeterli miktardayı da biraz açalım Hemen size göstereyim Mesela sadece temel kavramlar adlı kısımdan ÖSYM bakış adlı bölümde Hop şöyle 41 tane sorumuz var Ve ciddi anlamda ÖSYM tarzını uygun ÖSYM tarzını yakalamış sorulardan oluşuyor ee, hani ÖSYM sorularına şöyle zorluk seviyesi olarak eğer 10 üzerinden 6.5 civarı dersek aynı bunlar da o şekilde hani 7 civarı diyebiliriz açıkçası bunlara ve devam edelim mor sayfalar geliyor mor sayfalarda SML bakış bu da benim perspektifimden açıkçası ee, sınava baktığım sorular ee, hani bunu şu şekilde düşünmeyelim ama hani ÖSYM bakıştan daha bir tık daha mı zoru geliyor yok tamamen benim bakış açımdan değerlendireceğimiz sorular bunlar da yine sml bakıştan da ilk bölümde şöyle bakıyoruz 18 tane soru var gençler ve sml bakışları da anlattıktan sonra sorularını çözdükten sonra yeni bir kısma geçiyoruz basamak kavramı ama bu kısımları hemen peş peşe geçmiyoruz yapacağımız olay şu ben size ödevlendirmeler yapacağım yani videoların sonunda mutlaka diyeceğim ki size bakın arkadaşlar bizim burada konumuz bitti Temel kavramları bitirdik ve arkasından basamak kavramına geçeceğiz. Madem temel kavramları bitirdik, daha iyi konuyu pekiştirebilmek adına, e, konunun üzerine koymak adına ve açıkçası bu konuyu bir böyle kapatıp rafa kaldırmak adına ödevinizi yapmak zorundasınız, ödevinizi yapacaksınız. Peki hocam ödevlendirme için önerdiğiniz bir kitap var mı? Barış hocam, TYT soru kitabı. <laughs> Barış yayınları T te soru kitabını kullanacağız Konular tamamen paralel Ve her konu bitiminden sonra da Size diyeceğim ki bakın açın şu konuyu bitirin yani Sayfa aralığı belirtmeme bile gerek kalmadan Açın şu konuyu bitireceksiniz Ödev süreniz şu kadar Bir sonraki videonun bir sonraki haftanın Şu zamanına kadar bu ödevler yapılacak şeklinde Ben size ödevlerinizi vereceğim Eğer ki bu konu anlatımını Buradaki soru çözümlerini ÖSYM bakışları ve SML bakışları çözdükten sonra Bir de ödevinizi yaparsanız zaten o TYT dediğimiz zinciri Hiçbir şekilde kırmadan Tamamen bu kitaplar Bittiği takdirde TYT matematik Derdi diye bir dert kalmayacak Kafanda bak TYT matematik Çalışmayı bitirmelisin demiyorum İlla ki devamında çalışacaksın evet. ee, Sorular çözeceksin Denemelere gireceksin Noktayı koyuyoruz demiyorum ama Büyük ölçüde TYT matematik diye bir dert Kafanda kalmayacak İstediğin netlere de Allah'ın izniyle kavuşacaksın Evet hocam senin buralarla alakalı öğrencilerimize uyarmak istediğin veya vermek istediğin tavsiye var mı? Evet. Vallahi yani İsmail hocam burada e, bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi tabii ki e, öğrencilerin e, yani bu genelde mezunlarda oluyor. Biz bunu mezunlarda e, karşımıza çıkıyor. E, 12 12'ler de aslında bu e, sürece dahil oldular. Ben işte kendi sen de biliyorsun bir tane YouTube kanalım var hani orada hmm. e, kendi yayınımla ilgili e, yazdığım sorularla ilgili böyle e, videolar çekmiştim e, sınavdan önce orada da bahsettim aslında e, şimdi hani bir bu kitap bitti ve bu kitabın yanında e, işte Barış Yayınları TYT soru bankasında bitirdiniz siz ve hani ondan sonraki süreçte. E, mutlaka denemeler çözerken kontrolü elden bırakmayacaksınız. Bakın ben şöyle bir durumdan bahsediyorum hemen size. Öğrencilerime de yaptığım bir şey. Mesela siz bu kitabı çözerken bakın bu kitap bitti. Ve arkasına Barış Yayınları, TYT, Soru Bankası'nda bitirdiniz diyelim. Hı hı. Arkadaşlar bu kitap bitti rafa kaldırmayın. Bu kitap kenarda dursun. Yani bu kitabı atmayın, yırtmayın sayfalarını. Bu kitap kenarda dursun ve öyle yerlerde öyle sorularla Karşılaşacaksınız ki daha önce görmediğiniz yani özellikle mezun öğrenciler e, bunu çok daha iyi görecekler. Mesela yani e, bu video ders kitabında da var bu e, Barış Yayınları tyT Soru Bankası'nda da var bu. E, ya Oraya bir işaret koyun mutlaka o soruya bir işaret koyun. Deyin ki ben bu soruyu mutlaka ileride bir daha görmeliyim. Bu soruya bir daha değinmeliyim. Mesela işte e, bu renkli sticker'lar var. Hani kitapları ayraç olarak kullanıyoruz böyle küçük küçük. Onlarla e, mutlaka oralara notlar alın. İlerleyen süreçte de e, denemeler çözdünüz, denemelerde hata yaptınız. Hangi soruda hata yaptınız? Atıyorum tek çift sorusunda. Tek çift sorusunda ben Barış TYT ya da Barış Video kitabında böyle bir soru görmüştüm. Acaba niye kaçırdım? Bakın soruya geri dönün. Soruya geri dönün. Hemen açın. Ee, ister İsmail Hoca hemen orada girin e, kanalına. E, hemen o soru çözüm videosunu bir şöyle bir göz atın, bir bakın ve ondan sonra kapatın videoyu ve daha sonra soruyu tekrar e, çözmeye başlayın. Bakın en güzel öğrenme biçimi pekiştirmenin daha yoğun olduğu süreçle başlıyor. Evet. Bunu unutmayın. Yani bir kitabı bitirdiğiniz zaman hemen kenara atmayın. Mutlaka kitap içerisinde yıldızladığınız, önem verdiğiniz Sorular vardır. Onları bir daha, bir daha, bir daha mutlaka dönün derim, İsmail hocam. Ee, kesinlikle katılıyorum hocam. Özellikle bu hani herkes için farklı sorular olabilir bunlar. Ama özellikle öğrenci bu kitabı çözerken veya Barış T.Y.T matematik soru bankasını çözerken e, illaki böyle onu geliştirdiğini hissettiği, ona dokunan bir soru vardır. Evet ee, Hani bu bana değer kattı dediği bir soru vardır soruyu çözerken. O soruları aynı Barış Hocam'ın dediği gibi renkli sticker'larla falan böyle yapıştırırsanız daha sonrasında dönüp bakmanız gereken soru tipleri bunlar. Asıl sizi bunlar geliştiriyor. Çözemediğiniz ve daha sonrasında çözümüne baktığınızda e, ciddi anlamda çözümünü beğendiğiniz sorular sizleri geliştiriyor. Mutlaka bu soruları not alın. Bunlar çok değerli olacak. Yani bu kitap bitti, kamp bitti artık. Ee, bu biz bu kitabı bir rafa kaldıralım veya işte unutacağımız bir yerde o kitap unutulsun diye bir yere kaldırmayın bu kitabı. Ee, sizden ricamız budur. <laughs> evet, evet. 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 Sürecin devamında mutlaka e, ellerin yanında olsun. Hani şey diyorlar ya işte bu kitap başucu kitabı. <laughs> ya öyle bir şey demiyoruz tabii. Ki. Yani başucu falan e, <laughs> değil de ama mutlaka ellerini attıklarında. Ya ben bu konuda bir şey öğrenmiştim İsmail Hoca'dan. Ben bunu bir daha bir tekrar etmeliyim deyip tekrar ona mutlaka dönün arkadaşlar. Bakın çok değerli. Ee, Süreç içerisinde zaten bizim hani böyle bir tekrar videolarımız da olacak size. Ee, oralarda da küçük böyle dokunuşlar yapacağız geçmişe dair. Aynen, aynen hocam. Ee, ben bu arada seninle konuşurken öğrencilere bir pdf turu attırdım, kitap turu attırdım hocam. Ee, çok iyi yaptın. <laughs> bir yandan da boş durmadım elim sürekli tuşta geziyorum ee, evet. evet gençler az önce bahsettiğimiz videonun başında bahsettiğimiz o kamp programına da isterseniz bir göz atalım ee, hazır geri gelmişken e, bunu da bir kontrol edelim sizle beraber valla İsmail hocam hemen bir dur ben şimdi pdf'i bir daha böyle bir üstünden geçiyorum da hı hı. E, ya mesela şimdi hatırlıyor musun bölme bölme de bir tane soru vardı sayfa e, sayfa hocam ee, hemen bir geri döneyim az önce. Ee, hı hı. Hocam tabii biz onu biraz böyle bir üzerine dokunuş yaptık ama hı hı. 2024 AYT'deki soruya ne kadar çok benziyordu. Ee, biraz dokunuşla e, sayfa 40 hocam. Sayfa 40 hemen geldim hocam. Evet hocam. Göstermiş 14. Burayı. soru hocam mesela. Sayfa 40'ta 14. Evet evet. Aynen. İşte burada. Hocam e, 2024 bunu hatta kendi aramızda e, paylaşalım mı paylaşmalım diye Hı -hı. böyle bir sohbet ederken Aynen. ona vazgeçtik. Mesela Hı -hı. bu soru. E, gene dönelim 12. soru hocam. E, Hı -hı. Vallahi içimize sindi hocam ya. Vallahi hocam ben e, biliyorsun benim eşim matematikçi Irmak Hoca. Öğrenciler <laughs> tanıyorlar. E, kitabı onunla beraber evde tahsiye ettik. Çaprazladık. Yani yemin ediyorum böyle hani uzaktan bir keşke videoya çekseydim. Her sorusunu çözerken, tahsiye ederken. Hani hayranlıkla bakıp e, her soruyu çözdükten sonra da yuh bu nasıl güzel soru dediğini hatırlıyorum. E, ciddi anlamda hani bunu böyle kitabı işte biz yazdık, biz hazırladık, biz sunuyoruz. Şu an işte tanıtımını yapıyoruz veya kamp duyurusunu yapıyoruz e, diye söylemiyorum. Ciddi anlamda öğrenciler zaten samimiyetimizi biliyorlar. Ciddi anlamda beğendiğimiz için, öğrencilere yüzde yüz değer katacağından emin olduğumuz evet. için bunları söylüyoruz gençler. Aklınıza bulunsun. Evet hocam, kamp programına geçelim mi? Geçelim hocam hemen. Evet gençler, kamp programımız da ekrana geldi. Şimdi toplamda bu, bu TYT Matematik konu anlatım ve soru çözüm serüvenimiz yani bu kitabı biz 66 günde bitirmeyi hedefliyoruz. 66 günlük bir program. Ha bu şu demek olmuyor. İşte başlangıçtan itibaren biz başlıyoruz. 66 gün sonra bu kitap bitecek. E işte kampa geç kaldığım için başlamamalıyım veya işte 66 günde bitirmek zorunda mıyım? Biraz daha uzun sürse veya ben daha kısa sürede bitiririm diyen arkadaşlarım varsa e illaki daha çabuk sürede bitirebilirsin ama Hani 66 günde bu kitabı çok rahat bir şekilde bitirebileceğini söylüyorum ben. Ben 66 günde çözeceğimi söylüyorum açıkçası. Sen bunu 66 günde çözmelisin demiyorum. Ben 66 günde bitireceğim bu kitabı. Ne kadar sürede bitirmek istediğin o sana kalmış bir durum. Birinci günde başlıyoruz. Kamp programının bu arada indirme linki açıklama kısmında mevcut. Tek tıkla indirebilirsin. Gayet kaliteli bir şekilde PDF'ine ulaşabilirsin. Şimdi birinci gün sayı kümeleri kazanım bakışla başlıyoruz. Bunları maviyle gösterdik kazanım bakışları. Kitaptaki rengi de mavi. Üçüncü gün mesela burada temel kavramlar konu anlatımını bitirdikten sonra üçüncü gün ÖSYM bakış temel kavramlar var. Ve dördüncü gün SML bakış temel kavramlar var. Yani bu dört günde ilk konuyumuz olan temel kavramları bitiriyoruz. Arkasından yine kazanıma geri dönüş yapıyoruz. Birinci bölüm de kazanım bakış çözümleme yani basamak kavramıyla. Daha sonrasında 6. günde ÖSYM bakış, SM ile bakış, basamak kavramı şeklinde devam ediyoruz. Birinci bölümü böyle tık 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 götürdük. 15. güne kadar geldik. 15. günü bitirdiğin takdirde kitabımızdaki ilk bölümü bitirmiş oluyoruz. Peki 16. gün işte burada Barış Çelenk ve soruları YouTube kanalı devreye giriyor. Barış Hocam devreye giriyor. Hatta o bölümün ismine de bölüm sonu canavarı dedik. Yani her bölümün sonuna <laughs> Alo, hani atel oyunlarında olur ya bölüm sonu canavar <laughs> diye ama hani şey Barış ya. hocam devreye gireceksin anlıyorum. <laughs> Barış hocamın canavar diye tanıtmak istemiyorum burada. Bu benim evet, fikrim Oradaki oradaki evet, e, senin e, yani şeyi e, niyetini çok iyi biliyorum. Bu arada biz karar vermedik ona. onu İsmail Hoca düşünmüş. E, <laughs> hocam bir yani böyle tabii hani enteresan bir e, isimlendirme olarak geldi. E, İsmail Hocam dedim. E, bu Dedi, Hocam bence böyle durum dedi ee, sağ olsun İsmail Hocam öyle bir yakıştırma yapmış bakalım biz de üzerimize düşeni yapacağız İsmail Hocam. Yani gençler bu kısım hani şöyle diyebilirim herkese hitap etmeyebilir illaki ama bence herkes dinlemeli. Burada amacımız şu hani bölüm sonu canavarı deyince öyle korkmaca falan yok hani böyle inanılmaz evet, derecede ensesi kalın sorular falan bundan bahsetmiyoruz çözülemez sorulardan falan bahsetmiyoruz ufkunuzu genişletecek size gerçek anlamda değer katacak ee, sorulara bakış açınızı böyle birkaç perspektif birden değiştirecek olan bir e, soru çözüm Sağ ol, kısmından bahsediyoruz. E, ben, ben çıtayı yükselteyim Barış Hocam. Aynen. Top sana gelir artık. Hocam beklenti mi? Yani e... ya Barış Hocam şimdi. Elimizden e... geleni elimizden geleni ardımıza koymayız. Eyvallah. E, de... <gülüyor> <gülüyor> Sen ben Barış ben Barış hocamın soru çözümlerini YouTube kanalından izledim. Bu arada tekrar ediyorum Barış Çelenk ve soruları YouTube kanalı gençler. O kanalı da takip etmenizi rica ediyorum. Ciddi anlamda Barış hocam hani sadece bunları mı yapacak kanalda yok işte girip bakarsanız kanala neler yaptığını geçen yılki öğrenciler için 2024 tayfa için neler yaptığını siz de göreceksiniz. Ciddi anlamda hani öğretmene bile izlediği takdirde değer katacak olan e, soru çözümlerinden veya işte konu anlatımlarından bahsediyoruz. E Bunlar kaynaklı ben bölüm sonu canavarı diye bu yüzden bir yakıştırma yaptım. Yanlış anlaşılmasın burası. E bölüm sonu canavarından sonra yani 16. günden sonra kaldığımız yerden ikinci bölümden devam ediyoruz. İkinci bölümün sonunda yine aynı mesela 23. günde 31. günde yine bu bölümleri göreceksiniz sevgili gençler. Arkasından hemen ikinci pdf'de geçiyoruz. 66 gün sonunda da bu kitabı noktayı koyuyoruz. Ödevlerimizle beraber toplam 66 günde biz çok güzel İki tane kitap çözmüş oluyoruz. Şimdi bu e, video ders kitabının içerisinde kazanım bakışlar, ÖSYM bakışlar ve SBL bakışlar var. TYT Soru Bankamızın içerisinde de hocam kazanım bakışlar, ÖSYM bakışlar, barışça bakışlar, ekstradan bu kitaptan hariç barışça bakışlar evet. ve son bakış kısmı var. Doğru aynen son bakış kısmı evet aynen. Bunlar hakkında da TYT Soru Bankası hakkında da sizden birkaç bilgilendirme alalım hocam. E ee, şimdi hocam orada e, öğrencilere bir şeyi çok merak etmişti mesela e, hani kazanım bakış, ÖSYM bakış, barışça bakış tam anladık ama son bakış nedir diye. Ya biz e, ben ödevlendirme yaparken de kendi öğrencilerime e, hep şu aşamayı e, göz önünde bulundurdum hocam. Yani. İşte bu kitabın birinci çözülmesi gereken noktaları var, ikinci çözülmesi gereken noktaları, üçüncü çözülmesi gereken nokta ve dördüncü çözülmesi gereken noktalar diye. Biz aslında oradaki son bakış cümlesinde bunu kastetmiştik. Hmm. Ee, Tabii bununla ilgili değişik yorumlar da geldi. Bunu dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım ben. Şimdi mesela... İşte sen üç tane soru bankası çözüyorsan işte bunun e, önce işte A tipi, B tipi, C tipi. Ya burada önce e, kazanım bakış sorularından gitmelisin. İşte hı hı. E, süreç dönmeli. İkinci tur başladığında ÖSYM bakış, üçüncü tur başladığında son bakış ve hani sınava yakın dönemlerde istersen istersen tabii ki e, Ocak ayında Şubat ayında barışça bakış e, bölümlerine de e, bakabilirsin. E, burada e, şu, hani hep böyle söyledikleri bir şey vardı. İşte fazla kasıntı değil. Yani biz 2024 ayetinde de gördük aslında. Yani evet. ÖSYM'nin bir sonraki yılın getireceklerini ya da bir sonraki 2026'nın getireceklerini tahmin etmemiz mümkün değil. Ya Burada aslında herhangi bir konuyu öğrenirken o konuyla ilgili o konunun kazanım gücünü, hı hı. o konunun kazanım gücüne inşa edilecek, e, soru tiplerinin tamamını e, bizim aslında yoğun bir şekilde öğrenmemiz gerekiyordu. Bu kitapların da niyeti bu hocam. Yani e, herhangi bir konuda e, cebri çok uzun değil. Yani bir sayfa, bir buçuk sayfa süren çözümleri olan sorular değil. Ama düşünce gücünün öne çıktığı sorular aynı aslında video ders kitabında olduğu gibi Barış TYT Soru Bankası'nda da gene aynı şekilde e, güçlü soruların e, bulunduğu bir e, kitap haline getirmiştik hocam. Evet. Aslına bakarsak e, klişe bir tabir ama yani iki kitap da her türlü senaryoya hazır hale getirildi. Artık öğrencilerimizin beğenisine sunuldu diyebiliriz. Doğru mudur hocam? Aynen, Aynen hocam, kesinlikle. Ya burada e, hemen şunu da böyle e, artı parantez geçeyim ben. Mesela TYT soru kitabı. Ben hep söylüyorum yani birinci kitap değil. Yani bizim TYT soru bankamız. E, soru kitabımız birinci kitap değil. Hani bana YouTube'dan da Instagram'dan da e, yazan e, işte öğrencilere söylediğim bir şey var. Hani hocam birinci kitabı alıp bunu çözeyim mi? Hayır çözme. Çünkü birinci kitap olarak bunu çözersen barış tyT soru kitabından bahsediyorum. Seni biraz yorabilir. Evet. E, biz de hani hep bana söyledikleri bir şey vardı hocam hani siz o zaman birinci kitabı çözebileceğimiz bir hale getirin diye Biz de işte o yüzden video ders kitabını çıkardık. Birinci kitap olarak video ders kitabını çözüp orada kazanımlara iyi hakim olup ondan sonra Hüseyin'e bakış kısmına geçip e, orada biraz yorulduktan sonra gerçekten Barış T.Y.T. soru kitabı ben size çok iyi geleceğine inanıyorum. Ki yani hocam e, hani sen de az önce bahsettin ya, YouTube kanalında da e, ya öğrencime iyi gelecek. Öğrencime iyi gelecek. Her şeyi doğru bir şekilde vermeye çalışıyorum ki hı hı. hani 24 yıllık öğretmenim ve e, okuldaki öğrencilerim de bunu hani e, çok iyi bilir. Burada yanlış bir şey yapma e, asla e, gafletinde bulunmuyoruz. Hep doğru şeylerin peşindeyiz. Öyle neyse ben buradan <laughs> <Tamam, gülüyor> Evet evet, evet durdururum. Ee, Barış Hocam e, muhabbeti de fazla açıkçası uzatmak istemiyorum. Müsaadenle gençler biz Barış Hoca ile genelde böyle geceleri 3-4 saat falan telefon görüşmelerimiz olduğu için e, bıraksanız burada da muhabbet ederiz ama video fazla uzun olmasın istiyoruz. E, burada videoyu bitirelim noktalayalım. Kitabımız şu an baskıda bunun da duyurusunu yaptığımız için ciddi anlamda kendimizi mutlu hissediyoruz. Kitap baskıda ve baskıdan çıkar çıkmaz... İlk videoyla gençler karşınıza çıkacağız ve yine kamp programının hafif böyle bir tanıtımını yaparım. Ee, neler yapacağımıza dair sizlere o ilk videoda yine e, yönlendirmeler yapalım yaparım tavsiyelerde bulunurum önerilerde bulunurum ve ilk videoyla da kampımıza başlamış oluruz. Barış evet. hocam kapanış yapmak ister misin? Vallahi hocam e, sen her şeyi söyledin. E, Valla gençler hani e, ben işte. Geçen sene aslında bu proje e, aklımdaydı. Yazmaya başlamıştım, başlamıştım. Sonra biz bir şekilde bir İsmail Hoca'yla yollarımız kesişti ve e, çok güzel bir birliktelik oldu. E, çok güzel bir süreç yaşadık. Yani bu tabii ki bir ay, iki ay falan değil. E, i̇şin sonunda çok güzel bir ürün çıktı. İsmail Hoca'ma hepinizin e, huzurlarında tekrar teşekkür ediyorum. Yani gerçekten Eyvallah. geceler boyu, geceler boyu böyle. 3'er saat, 4'er saatlik telefonlar, tasihler, düzeltmeler, düzenlemeler bu çıksın bu girsin şeklinde. Neticede güzel bir iş oldu. İnşallah kitap baskıdan çıktığında İsmail Hoca tekrar buluşuruz ya da sizler buluşursunuz. İsmail Hoca küçük bir tanıtımla kitabı. Ben de bu arada sürekli kitabı inceliyorum böyle bir daha bir daha. <laughs> Çok güzel oldu. Neyse uzatmayayım. Gençler e, kendinize iyi bakın. E, i̇nşallah 2025 yılında birlikte olacağız. E, kendinize dikkat edin. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere gençler. Eyvallah. Gençler görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.